ye bakalım la Tomiş, ye bakalım. Tombiş'le ne ilgisi var? Tombiş neden kocaman olsun? Tombiş ailesi kocaman olmuş, kocaman. Herkes yediler. Bütün herkesler. Hamit. Hamit arkadaşımı da yediler. Hepsi yüz yüzden. Size söylemiştim Tombiş'ler kötü diye gözlemiştim. Ya, Allah kaçıyorum olamaz. Ben. Zeynep bu işin içinde ne var? Neden böyle bir şey oldu? Nasıl yani? Hepsi mi kötü olmuş? Of, planladığım gibi gitmedi. Neyi planladığın gibi gitmedi Zeynep? Neyden bahsediyorsun sen? Gel konuş bakalım. Senin derdin ne? Ben çok kötü bir şey yaptım anne. Ama kızmayacaksın bak, söz ver, tamam mı? Zeynep ne oldu, ne yaptın? Söyle bakalım. Anne ben çok kötü bir şey yaptım. Ben gittim Tombiş ailesine çöreğimin içine kötü olma iksiri attım. Ama abimi tembihledim. Sakın yeme dedim. Yersen çok kötü şeyler olur dedim. Gitmiş yemiş. Hepsi kötüye dönüşmüş. Şimdi köyü ele geçirecekler. Zeynep sen neden böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü Tombiş abimi götüreceklerdi. Duydun mu beni? Eğer Tombiş abim giderse ben de mahvolurum, tamam mı? Ben Tombiş abimsiz yapamam. Ya Zeynep neden gitsin ya? Allah'ım yarabbim, sadece ailesiyle tanıştı. Bundan daha güzel ne var yani? Gürol başımıza gelenleri duydun mu? Aşkım vallahi eline sağlık. Mükemmel bir donut yapmışsın. Ben hiç böyle bir donut yemedim. Oh, ya Gürol sen delirdin mi? Sen nelerin olduğunu farkında değil misin? Zeynep gitmiş Tombiş ailesine kötü olma iksiri vermiş. Gitmiş Tombiş de bunu yemiş. Ne? Şimdi hepsi kötü olmuş, duydun mu? Tombiş abisi neymiş, ailesiyle gidip Zeynep'i burada tek bırakacaklarmış, ona kork. Ya Zeynep sen neden böyle bir şey yapıyorsun kızım? Ne yapacağız biz şimdi? Ne bileyim, ben Tombiş abimin boğazını tutamayacağını. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Çok korkunç çünkü. Evi güvenli hale getirelim. Ben hemen kule yapım ona başlayayım anne. Siz de gidin lan, ne bileyim, laf falan yapın işte. Bence de Gökçe. Evi güvenli hale getirelim aşkım valla. Bu işin şakası yok. Tombişar koca bulmuş, köy yiyormuş. Olaya bak ya. Of ya Zeynep, Zeynep senin neden böyle bir şey yapıyorsun? Ne gerek var? Of ya, olamaz arkadaşlar. Duydunuz mu olanları? Gerçekten de çok kötü oldu bu iş ya. Ya ne işin var senin Zeynep orada? Neden kötü iksir veriyorsun? Bir türlü anlamıyorum ya. Neyse bakalım. Olan olmuş artık. Çaresini bulacağız. Belki düzelirler Gürol, öyle değil mi? İnşallah düzelirler yani. Of Zeynep ya. Her şeyde böyle karışıyorsun, burnunu sıkıyorsun kızım. Daha senin yaşın küçük yani. Böyle şeyler yapılır mı? Boyuna bir kısa yapıyorsun. Ne yapayım baba ya, ne yapayım? Tombiş abim bizi satar diye korktum. Yeni ailesini bulduğundan beri eve gelmedi. Çok sinirim bozuluyor. Of Zeynep ya. Ya Zeynep yapmaman gerekiyordu bunu ya. Yapmaman gerekiyordu kızım ya. Aman neyse. Hadi de Gökçe bir ellerimizi birlikte verip yani çok güvenli bir ev yapalım. Tamam mı? Tombiş ailesini durdurmamız lazım. O kötü iksiri onların işinden çıkarmamız lazım arkadaşlar. Hadi bakalım çalışkan, sizler de bize destek olmak için videoya benim ve kanalımıza abone olun. Hadi bakalım. Abone olun hadi. Evet arkadaşlar, hadi bakalım gidin kanalımıza abone olun. Siz de bize destek olun. Tombiş'in bir an önce iyi haline dönüşmesi lazım. Yoksa arkadaşlar ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Yok, çabuk buraya gel. Şimdi buraya dikenler koyalım bence aşkım. Doğru değil mi? Diken koymamız aynen, lazım aynen. Bence. Aynen. Kesinlikle buraya. Çok mantıklı. Hadi bakalım. Bana dikenleri ver. Bunlar buraya tuzak dikenler. Tamamdır, dur bakalım. Ben tuzak dikenleri koyacağım şu şekilde. Tamamdır ama bakalım. Ama köşelere koyma. Tamam, köşelere koyma. Ben neden? Köşelere lazer koyacağım. Aa çok mantıklı. Tamamdır o zaman. Ben köşelere koymuyorum. Şimdi buralara koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar lazeri biliyorsunuz. Eğer lazere dokunurlarsa Tombiş ailesi var ve kül olur gerçekten. Ama ne yapalım? Bizim de kendimizi güvenceye almamız lazım ve onları bir an önce iyi haline çevirmemiz lazım arkadaşlar.
Yoksa çok tehlikeli olabilirler. Çünkü tombişlerin ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Neyse bakalım Girol. Şimdi sen buraya lazerler koy. Yükseklik yeterli bence, öyle değil mi yani? Tombişlerin boyu bence bu kadar da yüksek değildir herhalde. Yok ya, o kadar büyük değildir. Arkadaşlar sizce bu kadar büyük müdür yani yerden? Tamam çok güzel oldu Girol. Şimdi o zaman ben ne yapayım biliyor musun bence? Bence ben buraya böyle kazıyım. Buralarda kaktüsler koyayım. Ne dersin Girol? Çok mantıklı değil mi? Sen oralara kumları koy. Ben de hemen geleceğim yanına. Kaktüsleri koyacağım. Ama sen oralara kumları koyman gerekiyor. Tamamdır bakalım. Al bakalım önce şöyle bir kumları. Ha, tamam versen bana o sırada kumları. Hem kaz hem de kumları koy. Tamam ama önce kazmam lazım. Tamammış Girol. Şimdi o zaman arkadaşlar şu şekilde gidelim yapalım bakalım şöyle. Tamamdır bakalım. Şimdi buraları da şu şekilde kazacağım. Ooo lazerler çok iyi duruyor. Baksana. Bakayım. Çok güvenli oluyor. Vay canına. Gerçekten de çok güvenli oluyor. Çok güzel oldu. Aferin Girol. Çok aklına çok iyi geldi. Ama Girol benim tereddütlerim var. Sence de Zeynep'in yaptığı hatayı telafi edebilir miyiz? Ne dersin? Yani eski hallerine dönerler mi tombişler? Bilmiyorum vallahi ya. Elimizden geleni yapmamız lazım arkadaşlar. Gerçekten çok üzüldüm. Ama Zeynep'e bence güzel bir ceza vermemiz lazım. Gerçekten. Arkadaşlar sizce Zeynep'e ne ceza vermeliyiz? Yorumlara yazın. Yaptığı şey çok yanlış. Ama evet onu da anlıyorum. Tombiş abisini o kadar çok seviyor ki. Yeni gelen ailesi onu götürecek diye çok korkmuş. Ama aslında öyle korkuların olmaması gerekiyor. Çünkü Tombiş bizi asla bırakıp da hiçbir yere gitmez. Öyle değil mi Girol? Aynen öyle arkadaşlar. Tombiş bizi zaten çok seviyor. Bak bakalım lazerler nasıl olmuş. Lazerler bayağı iyi olmuş. Hem de çok efsane olmuş Girol. O zaman şimdi buralara kaktüsler koyacağım. Tamamdır bakalım. Tamam, ben de şöyle kaktüsleri koyman için sana yardımcı olayım. Kaktüsler çok önemli Girol, öyle değil mi? Yani çok Zeynep korur gerçekten. Bakalım Zeynep ne yapıyor? Zeynep ne yapıyorsun bakalım? Ne yapayım anne? Görüyorsun değil mi? Buraya dünyanın en güvenli kulesini yapıyorum. Yani Tombiş abim buraya gelirse buna böyle yetişeceğini hiç zannetmiyorum. Anne çok özür dilerim gerçekten. Ben böyle olacağını tahmin etmedim. Ben sadece Tombiş abim gider diye çok korktum. Merak etme Zeynep, artık olan olmuş. Neyse hadi sen üzülme de ben de buralara başka şeyler yapayım. Girol şimdi benim asıl düşündüğüm şey ne biliyor musun? Bence püskürtücüler koymalıyız. Sen ne dersin bu duruma? Püskürtücüler? Evet. Tamam o zaman ben şöyle yapayım. Ben şimdi buraya altına kızıltaş bloğu koymamız lazım yani redstone. Sen de onların üstüne bu püskürtücüleri koy. Arkadaşlar püskürtücüler gerçekten çok güçlü bir tane fan sistemi. Al bakalım Gökçe. Tamamdır bak, bir bakalım. Bir tanesini göster hatta çalışkan ailesine. Aynen göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi şu şekilde şöyle karşısına geçiyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle koyuyorum. Olamaz. Çok tehlikeli. Dikkat et. Tamam Girol. Sen de dikkat et. Hadi bakalım ben de buraya şu şekilde koyayım arkadaşlar. Bunlar çok önemli o gördüğünüz gibi. Şimdi koyuyorum. Sonları ama koyduktan sonra hemen çekilmem lazım. Ben de buraya demirler koyacağım. Buraya demirden kapı yapacağım, tamam mı? Tamamdır bakalım. Sen koy bakalım demirden kapıyı. Şöyle püskürtücüleri de koyalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün buraya püskürtücüler koyduk. Görmüş olduğunuz gibi kaktüsler, lavlar koyduk. Ve dikenler koyduk arkadaşlar. Ama bence bugün bu kadar yeterli. Zeynep gitsin kuleyi yapsın. Girol sen de git demir kapıyı yap. Benim için şöyle demir kapıyı açar mısın rica etsem? Tamamdır açıyorum. Geçin tamamdır. Teşekkür ederim. Artık ben dinlenmeye geçiyorum. Eğer Tombiş ailesi gelecek olursa mutlaka beni uyandır Girol, tamam mı? İyi tamam, ben o zaman Zeynep'e yardım ediyorum. Zeynep ben geldim, yardıma geldim sana. Gel babacığım hadi buraları çok güzel yapalım. Ah neyse arkadaşlar onlar gitsin. Ben de birazcık dinleneyim. Ne yazık ki şu aralar birazcık hastayım arkadaşlar. O yüzden dinlenmeye ihtiyacım var. Şöyle uyuyalım bakalım. Oley! Çıkın bakalım Hedim, ben geldim, Tombiş geldi. Çıkın bakalım Hedim, hepinizi yiyeceğiz. Ama ilk önce Gökçe yiyeceğiz. Bakın Gökçe bana bırak onu. Aa o zaman Gürol'u da bana bırakın o zaman. Gürol'u ben yiyeceğim. Oley! Ben de yemeğimi yiyeceğim. Hadi lan çıkın geldim. Hadi kokak mersi çıkın. Oley! Çıkın Hedim. Oy ya ilim var ya. Çıkın ya çıkın. Bu ses de ne? Bu Tombiş'in sesi Gökçe, değil mi? Gökçe çabuk buraya gel. Olamaz. Geliyorum hemen. Tombiş ailesi gelmiş. Yerim bakalım şöyle acaba. Oh hanım doğdu. Ama Gönü amcanı yiyeceğim. Gökçe aşağıya bak. Gökçe Tombiş ailesi geldi. İnanmıyorum. Çok korkunç duruyorlar. Yürol bunların boyları gerçekten de çok büyük. Ne yapacağız şimdi? Çabuk hadi silahlar al bakalım. Ya Gökçe bu ne ya? Ya sen ne koydun buraya? Yürol ben koymadım da sen niye bana tavuk koyuyorsun ya? Sen mi koydun? Geliyorum anneciğim geliyorum ya. Ne oldu sanki bir şey mi var? Şöyle gelelim bakalım yukarı çıkalım. Oyuncağım lazımdı da oyuncağımı almaya gittim. Tavuk.
bakınla. Yukarıda Grol'u gördüm. Yukarıda Grol'u gördüm. Oradalar. Hadi aşkım saldırın bakalım onlara. Olamaz. Tamam tamam girdim girdim. Hadi vagonları hazırlayın bakalım. Tamam. Şöyle vagon ver bana. Vagonlar bende. Vagonlar bende. Hemen şöyle alalım bakalım vagonları şöyle. Al bakalım Gökçe. Vagon senin. Zeynep neredesin bakalım? Al bakalım vagon da senin. Tamam, ben gidiyorum. Hadi gözünüze bakın. Geliyorum hemen ben de o zaman. Şöyle gidelim arkadaşlar bir an önce. Olamaz. İnşallah her şey hayal ettiğimiz için o gibi olur. Ve Tombiş ailesi bir an önce kurtulur. Geldim bakalım. Olamaz. Gökçe yardım et. Gel buraya. Tamam. Şimdi Tombiş eğer bakın düzgün durursanız tamam mı? Sana bir şey yapmam. Sanırım kötü iksir içtiniz. O yüzden böyle oldunuz. Onu ne diyorsun nesin? Yavuk gel bakayım buraya çocuk. Olamaz bırak beni bırak dedim size. Alın bakalım hayır. Size alın dedim size. Şöyle alın bakalım. Gel bakalım buraya. Al dedim sana. Olamaz üçü de bana saldırıyor lütfen yardım edin. Geldim geldim. Al dedim sana al dedim. Bırakın size girme çocukken sürmez bu savaş bitmez. Evet çalışkan aile sürmez bu savaş bitmez. Al bakalım. Al dedim sana sen de al. Al dedim sana, al dedim sana. Al 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 bakalım. Al dedim, al dedim. Sen de al, sen de al. Tamam, son olarak sen kaldın. Sen de al bakalım. Gel buraya, gel dedim sana. Al bakalım Tombiş mi busu, al bakalım Tombiş mi busu. Öldür. Tombiş, Tombiş. Aa gel ya buradalar, buradalar Gökçe. Tombiş, iyi misiniz? Bir yerinize bir şey oldu mu? İyi misiniz? Ne oldu ne abici, ne oldu öyle? Nasıl geldik bu anne? Anlamadım vallahi, nasıl geldik la biz buraya böyle? Şey, benim hatam. Özür dilerim abicim. Ben seni götürecek sandım aile. O yüzden size kötü iksir verdim. O da Zeyno. Ne yaptın ya bacını valla Zeyno? Ne yapayım geleceksin zannettim ya. Geleceksin zannettim. Sensiz yapamam ben. Gitsin ailen artık. Ben istemiyorum onları. Ya olmaz Zeyno manyağı. Onu ne bileyim annem babam yani. Neyse biz bu sonu uykuyu güzelce çözeriz. Önemli değil. Neyse bakalım canım ailem. Görmüş olduğunuz gibi biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Arkadaşlar hemen tavuk kıyostümlerimi çıkartıp geliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda ekranda iki tane video çıktı. Sağda ve solda olmak üzere. Hadi gidin o videolara tıklayın. Zeynep'e de ne ceza verelim yazın. Gerçi Zeynep hatasını anladı ama neyse yine de önemli değil arkadaşlar. Hadi bakalım gidin videolara tıklayın. Kanalımıza da abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Kocaman görüşürüz ve bay bay.